Yeniden merhaba, mutlu akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerle ana haber bültenimizle bir kez daha karşınızdayız. Yunanistan'a ait S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Yunanistan S-300 füze sistemince radar kilidi atıldı. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üstlerine emniyetle döndü. Yunanistan bir kez daha Türk jetlerini taciz etti. Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları taciz olayının 23 Ağustos'ta yaşandığını bildirdi. Girit Adası'nda konuşlu Yunan S-300 sistemine ait radar, Rodos Adası'nın batısında 10 bin fit yüksekte keşif görevindeki F-16'lara yerden havaya füze kilidi attı. Tacizin bir süre devam ettiği, uçakların bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayıp üstlerine döndüğü belirtildi. Yaşanan bu olay Yunanistan'ın Rus yapımı füze sistemini aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Güvenlik kaynakları müttefik bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının NATO angajman kurallarına göre düşmanca hareket sayıldığını hatırlattı. Kaynaklar Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini artırmak için S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlattı, Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı politika sergilediğine dikkati çekti. Son olayla birlikte Yunanistan tarafından Türk jetlerine bir hafta içinde üçüncü kez taciz yapılmış oldu. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için saatlerdir canla başla çalışıyor. Peki son durum ne? Yangın bölgesinden TRT Haber muhabiri Fatma Er aktaracak. Yangın Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde başladı yangın ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kameraman Çağlar Öztürk de o yangın alanından görüntüler ekranlarınıza getiriyor. Öncelikle şunu söyleyelim, yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve ekipler tamamen kontrol altına alabilmek için yoğun mesai yaptıklarını söyleyebiliriz. Hem havadan hem karadan bir müdahale var. Havadan helikopterlerle, yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor. 5 helikopter, 7 yangın söndürme uçağıyla bu alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karadan da hem arazözlerle hem de orman işçileriyle birlikte alevler en kısa sürede söndürülmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor ve büyük oranda da kontrol altında olduğunu söylemiştik. Ancak yangının başladığı ilk dakikalarda maalesef yerleşim yerlerini tehdit ediyordu. Ancak ekiplerin müdahalesiyle birlikte o yerleşim alanlarından uzaklaştırıldı. Yangın öncelikle dağlık bir alanda çıktı ve bozuk ormanlık alanda başladı bu yangın ve şu dakikalarda hem karadan hem de karadan yoğun bir müdahalenin olduğunu söyleyebiliriz. Çevre illerden de destek ekipler geldi. Mersin'den, Osmaniye'den, Adana'dan, Gaziantep'ten ekipler yangını söndürme için alana geldi ve yangını söndürme çalışmaları devam ettiğini söyleyebiliriz. Yangın yaklaşık 14.30'da başladı ve o saatten bu yana kadar da yoğun mesai yapıldığını söyleyebiliriz. Hem karadan ekipler bu alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Toparlayacak olursak yangını söndürme çalışmaları ekiplerin yoğun müdahalesiyle birlikte devam ediyor. Şu ana kadar bir can kaybı yok. Sevindirici kısmı bu. Ancak maalesef ormanlık alanlar zarar gördüğünü söyleyebiliriz ve yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra hazırlanacak rapor neticesinde yangının çıkış nedeni de tespit edilmiş olacak diyelim ve sözü size bırakalım. Antalya'da orman yakma hazırlığında olan bir kişi emniyet ekiplerince yakalandı. Şahsın talimatı terör örgütü PKK'dan aldığı öğrenildi. Emniyet ekipleri terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen Ahmet K. isimli şahsın eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şahıs takibe alındı. Kayseri'den Antalya'ya gelerek bir inşaatta işe giren zanlının internetten sülfürik asit siparişi verdiği ve kargodan teslim aldığı bilgisine ulaşıldı.
şahsın söz konusu kimyasalla eylem yapabileceği olasılığı üzerine operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, zanlıyı Antalya'nın Finike ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Kağan'ın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda internet üzerinden sipariş verdiği sülfürik asitle Antalya haritası bulundu. Anlat bakayım sıfırdan. Şüpheli verdiği ifadede Suriye'deki terör faaliyetlerinde aktif görev alan Devran Roşhat Kod adlı örgüt mensubuyla bağlantılı olduğunu anlattı. İfadesinde ayrıca söz konusu şahsın kendisine Antalya'daki muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatını verdiğini de itiraf etti. Örgüt mensubunun kendisine para ve orman yakması için kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağına dair video ve materyal gönderdiğini de söyleyen zanlı, yakalanmasaydı orman yakma eylemini gerçekleştireceğini itiraf etti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı. 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar merdivenle kurulan rampayla çıkarıldı. Ambulanslar ard arda yaralı taşıdı. Feci kazanın adresi Bursa'nın İnegöl ilçesi. Tur otobüsü 47 yolcusuyla Kütahya Tavşanlı'dan yola çıktı. Bursa'nın Mudanya ilçesine gidiyordu. Koca Kestane yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak durabildi. Otobüsün sürücüsü Kenan Yiğit, yolculardan Şule Dağdelen, Nazan Kaytan, Fatih Kalemiş ve Mustafa Kemal Girgin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 35 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat da yaralıları ziyaret etti. Kazanın nedeni araştırılıyor. Sayın seyirciler, Pakistan Haziran ayından bu yana muson yağmurlarının etkisi altında. Aralıksız yağışın yol açtığı sel felaketinde 1033 kişi hayatını kaybetti. Nehir ve barajlarda yaşanan taşkınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 aydır sürüyor. Binin üzerinde can kaybı yaşandı. 33 milyon kişi etkilendi. Pakistan selle mücadele ediyor. Yardım çalışmaları sel ve su baskınları nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Ekipler bazı bölgelerde helikopter ve botlarla kurtarma çalışmalarını yürütürken birçok bölgede vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Most welcome, most welcome. 1500'den fazla kişinin yaralandığı sellerin ardından tamamen dolan barajların tahliyesi için binlerce ton su bırakıldı. Taşan nehir ve barajlar sonucu yapılar da hasar gördü. Birçok köprüyle 82 binden fazla ev kısmen veya tamamen yıkıldı. Evleri su basıyor, binalar yıkılıyor. Benim evim de sel yüzünden yıkıldı. Evdeki hiçbir şeyi kurtaramadım. Kanalizasyon borularından çıkan atıklar suya karışıyor. Halk salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya. Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri'nin su seviyesi de yükseldi. Yerleşim yerlerinin su altında kalması nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi. Ülke genelinde oluşturulan barınma merkezlerine yerleştirilen 184 bin kişiye insani yardım malzemeleri ulaştırıldı. İslamabad yönetimi uluslararası yardım çağrısı yaptı. Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım elini uzattı. Çadır ve insani yardım malzemesinden oluşan ilk yardım paketi ülkeye gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla görüştüğü Pakistanlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek yardım için oluşturulan hava koridorunun devam edeceğini söyledi. Pakistan, 2 aydır süren muson yağmurlarının neden olduğu sel sebebiyle zor günler yaşıyor. Binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'a yardım ulaştırabilmek için Türkiye hemen harekete geçti. AFAD Başkanlığı koordinesinde iki uçakla bölgeye 1120 çadır, 3000 gıda kolisiyle 1000 hijyen malzemesi ve bebek mamasından oluşan ilk yardım paketi cumartesi akşamı gönderildi.
Bölgeye AFAD işbirliği ile bin battaniye gönderen Türk Kızılay'da tıbbi müdahale çadırları kurarak yaklaşık 6 bin kişiyi tedavi etmeyi planlıyor. Pakistan'a toplamda 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi ile 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek maması gönderilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah Khan'la telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD'ın Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Başkanlığı ile sürekli irtibatlı olduğunu ifade eden Soylu, insani yardım malzemelerini taşıyacak trenin de yarın bölgeye hareket edeceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde fırtına etkili oldu. Fırtınaya fuar alanında yakalananların yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Çin'de kuraklık nedeniyle bir nehirde daha su seviyesi düştü. Rusya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde fırtına şiddetli yağışı beraberinde getirdi. Minnesota eyalet fuarındaki konser iptal edildi, etkinlik alanları kapatıldı. Ziyaretçilere şiddetli hava koşulları nedeniyle sığınacak güvenli bir yer bulmaları söylendi. Katılımcıların tahliye edildiği otobüs selde zorlukla ilerledi. Yağış ve fırtınadan korunmak isteyenlerin verdiği mücadele böyle görüntülendi. Rusya'nın Ryazan bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Ryazan'da 19 bin hektarın üzerindeki orman alanını kül eden yangın nedeniyle acil durum ilan edildi. Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Çin'in orta ve güney kesimleri aşırı sıcakların etkisi altında. Ülkede kuraklık nedeniyle nehirler kurumaya başladı. Wuhan kentinden geçen nehirde su seviyesi düşünce kum tepeleri ortaya çıktı. Enerji tedarikinde sorun yaşayan Avrupa'da kışın krizin derinleşmesinden endişe ediliyor. İngiltere Maliye Bakanı enerji faturalarına getirilen %80'lik üst limitin orta gelirlileri bile zorlayabileceğini söyledi. Polonya'da ise hükümet sınırlı kömür alımlarının yolunu açtı. Kömür madenlerinin önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İngiltere'de kabine yıllık enerji faturalarının üst limitinin %80 arttırılması sonrası çözüm arayışında. Maliye Bakanı Zahavi, bu artışın kışın yoksullar kadar orta gelirlileri de zorlayacağını söyledi. İngiltere 2 yıl ekonomik olağanüstü hal yaşayabilir diyen Zahavi, yaklaşık 6 milyon küçük işletme üzerinde de büyük baskı oluşacağını belirtti. Şu ana kadar bizi etkilememiş gibi görünüyor ama bence hava çok güzel olduğu için muhtemelen biraz soğumaya başladığında endişelenmemiz gerekecek. Polonya'da da kış kaygısı kapıda. Nisan'dan bu yana kömür alımlarının durdurulduğu ülkede hükümet artan baskıya direnemedi. Birkaç gün önce küçük kömür alıcıları için 6 tona kadar alım yapabilme imkanı tanıdık. Ancak kömür almak isteyenler buraya gelerek kuyrukta beklemek zorunda. Bogdanka kömür madeninin önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Günlerdir sırada bekleyen Polonyalılar uygulamadaki aksaklıklardan şikayetçi. Ellerimizi temizlemek için hala akan su yok. Getirdiğimiz bidonlarla ihtiyacımızı karşılıyoruz. Burada dükkan da yok. Yerimizi kaptırmamak için hareket edemiyoruz. Yıllık 55 milyon ton kömür üretiminin yapıldığı Polonya'da ihtiyacın kalanı Rusya'dan ithal ediliyordu. Ancak Ukrayna'daki savaş sonrası Rusya'ya karşı alınan ambargo kararları kömür ithalatını da olumsuz etkiledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin altın pasaport uygulamasıyla yabancı istihbarat ajanları, silah tüccarları ve uyuşturucu baronlarına Avrupa Birliği vatandaşlığı verdiği ortaya çıktı. Rum basınındaki haberlere göre vatandaşlık alanlar arasında El-Kaide terör örgütüyle bağlantılı kişiler de var. Uyuşturucu baronları, yabancı istihbarat ajanları, terör örgütleriyle bağlantılı kişiler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, altın pasaport uygulamasıyla bu kişilere Avrupa Birliği vatandaşlığı vermiş. 2004-2021 yıllarını kapsayan altın pasaport skandalına ilişkin son ayrıntıları Rum Haravgi gazetesi manşetten duyurdu. Rum Sayıştay Başkanlığı'nın yayınladığı 192 sayfalık rapora dayandırılan habere göre vatandaşlık verilenler arasında
ajan ve uyuşturucu kaçakçılarının yanı sıra El-Kaide terör örgütüyle bağlantılı kişiler de var. Haberde ayrıca 759 kişinin pasaport aldıktan sonra yatırımlarını iptal ettiği, 1938 kişinin ise yatırım beyanında bulunmasına karşın taşınmaz devri bile yapmadığı yer aldı. Haravgi gazetesi durumun tespit edilenden çok daha ciddi olduğunu da vurguladı. Sayıştay Başkanlığı'nın raporunda yatırım karşılığı adı altında yasa dışı şekilde 3810 kişiye Avrupa Birliği vatandaşlığı verildiği belirtilmişti. Hindistan'da 30 katlı iki gökdelen imar planına aykırı oldukları gerekçesiyle yıkıldı. 3,5 tondan fazla patlayıcının kullanıldığı yıkım işlemi 10 saniye sürdü. Saniyeler içinde yerle bir oldu. Çevredeki binalar ortaya çıkan toz bulutunun içinde kayboldu. Hindistan'ın ikiz kuleleri olarak adlandırılan iki gökdelen mahkeme kararıyla yıkıldı. Mahkeme, başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesinde bulunan 30 katlı kulelerin imar planına aykırı olduğuna karar verdi. Kontrollü yıkım için 3700 kilogram patlayıcı kullanıldı. Kaçak gökdelenlere 10 bine yakın delik açılarak patlayıcılar yerleştirildi. Çevredeki binalarda yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Yıkım için düğmeye basılmasının ardından iki kulenin yerle bir olması yaklaşık 10 saniye sürdü. Yıkım masraflarını gökdelenleri inşa eden firma karşılayacak. 2000'lerin başında yapımına başlanan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kuleler, hukuki süreç nedeniyle hiçbir zaman kullanıma açılmadı. Sayın seyirciler, yeni yasama döneminde hayata geçecek düzenlemeler netleşmeye başladı. İcra borçlarından KYK kredilerine, arabuluculuktan EYT'ye kadar birçok düzenleme yeni yasama döneminde karara bağlanacak. Meclisin yeni yasama döneminde ele alınacak düzenlemeler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama döneminde birçok konu çözüme kavuşacak. Düzenlemeler için hem AK Parti'de hem de bakanlıklarda çalışmalar yoğunlaştı. Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarını çözecek düzenleme öncelikli konulardan. Varlık şirketlerine devredilmiş birden fazla icra dosyası bulunan kişilerin ana parası 2500 lirayı geçmemesi şartıyla borcu tasfiye edilecek. Bu şartları taşıyan yaklaşık 9 milyon dosyanın çözüme kavuşması planlanıyor. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. KYK borçlarına eklenen enflasyon farkına ilişkin düzenleme de gündemde olacak. Yeni dönemde meclise sevk edilecek düzenlemeyle sadece alınan kredi rakamı geri ödenecek. Böylece 26 milyar liralık yük gençlerin üzerinden kaldırılacak. Ve emeklilikte yaşa takılanların durumu. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği düzenleme için gözler yeni yasama döneminde mecliste olacak. Tek formül üzerinde durulan çalışma Ocak ayında gündeme gelecek. Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu tür anlaşmazlıklarda mahkeme öncesi arabuluculuk sistemi devreye alınacak. Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları yargıya gitmeden çözülecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı TikTok platformunda suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti. Geçen yılın başından bu yana Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığı tespit edildi. Bazı hesapların bu platformu terörün finansmanı için kullanmış olabileceği değerlendiriliyor. Sadece siyah ekran olan canlı yayınlara çalıntı kredi kartlarıyla bağış adı altında paralar aktı. DAEŞ terör örgütü bağlantılı kişiler daha az dikkat çekeceği için buradan fon topladı. Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok'ta suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar MASAK'ı harekete geçirdi. Yapılan geniş kapsamlı araştırmada geçen yılın başından bu yana Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığı tespit edildi.
Peki sistem nasıl işliyor? Takipçi sayısı çok az olan bazı hesaplar canlı yayınlarına sadece resim, hatta siyah ekran koyarak olağan dışı büyüklükte bağış topluyor. Bağışlar çalıntı kredi kartları üzerinden yapılıyor. Toplanan tutar kişi hesaplarına aktarılıyor. Yayıncılar da toplanan paralar üzerinden komisyon alıyor. Masak TikTok'ta DH bağlantısına da rastladı. Finansal sistem üzerinden yapılan işlemlerin takip edildiğini bilen terör bağlantılı kişilerin takibi zorlaştırmak ve transferi kolaylaştırmak amacıyla platform aracılığıyla fon toplama faaliyetleri yürüttükleri değerlendiriliyor. Araştırmada fenomenlerin de kullanıcılarını kandırdığı ortaya çıktı. Farklı hesaplardan kendilerine para aktaran fenomenler takipçilerini kandırarak daha çok bağış yapmaya itti. Bağış toplanan bazı yayınların ise müstehcenlik içerdiği görüldü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Afganistan uyruklu 68 göçmen yakalandı. Marmaris'te gece saatlerinde park halindeki kamyonun kasasından aynı anda aşağı inen göçmenleri gören bir motosiklet sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler Afganistan uyruklu 68 göçmeni yakalayarak emniyete götürdü. Göçmenleri taşıyan kamyon şoförü de gözaltına alındı. Göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecek. İstanbul Beyoğlu'nda daha önce büyük bölümü yıkılan binanın ayakta kalan duvarı çöktü. Park halindeki bir araç enkazın altında kaldı. O sırada sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Önce çatırtı duyuldu, çok geçmeden duvar çöktü. Sokak toz bulutuyla kaplandı. İstanbul Beyoğlu'nda daha önce büyük bir kısmı yıkılmış olan 4 katlı binanın yandaki apartmana bitişik olan duvarı gürültüyle yıkıldı. O sırada bir mahalle sakininin cep telefonu kamerası kayıttaydı. Daha önce yıkılmış olan binanın yan tarafında duvarları vardı. O düşmüş, düşerken arka binanın mutfağını patlatmış. Molozların bir kısmı park halindeki aracın üzerine düştü. Sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Çocuklarımız da akşama kadar o duvarların altında oyun oynuyor. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökmenin ardından çevredeki binalarda yaşayanlar da tahliye ediliyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bu kapsamda AFAD ekipleri de arama kurtarma köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı, sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler binanın ayakta kalan kısımlarını kontrollü olarak yıktı. Bina sahibinin önceden onarım için başvurması gerektiği ancak böyle bir talepte bulunulmadığı öğrenildi. Kahramanmaraş'ta Menzelet Baraj Gölü'ne düşen ablalarını kurtarmak isteyen iki kardeş boğuldu. Adana'da da Seyhan Baraj Gölü'ne giren iki kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde 21 yaşındaki Halil İbrahim ve 25 yaşındaki İdris Özbir kardeşler, ayağa kayarak Menzelet Baraj Gölü'ne düşen ablalarını kurtarmak için suya girdi. Ablalarını kurtaran iki kardeş gölde kayboldu. İhbar üzerine gelen arama kurtarma ekipleri boğulan iki kardeşin cansız bedenini gölden çıkardı. Adana'da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekipler aramalar sonucu Vedat Dalkılıç'ın cesedine ulaştı. Yine Adana'da Çatalan Köprüsü yakınlarında Seyhan Baraj Gölü'ne giren İbrahim Taner Fındık gözden kayboldu. Arkadaşları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sualtı polisleri aramalar sonucu Taner Fındık'ın cansız bedenine ulaştı. Şanlıurfa Birecik'te ise Ali Muhammed serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. İstanbul'da kaldırımda yürüyen kadın 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Neyse ki kadın yara almadan kurtuldu. Köpekler bir anda etrafını sardı, biri kıyafetini yakaladı. Köpekler garip bir şekilde hani
7-8 tane buraya yuvalanmışlar ve tek bulduğu zaman özellikle gece saatlerinde böyle korktuğunu görünce saldırıyorlar. İstanbul Maltepe'de 4 sokak köpeği kaldırımda yürüyen kadına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Akşam daha fazla olduğunu ben de rastladım yani. Bir de çok tabii grup halinde dolaşıyorlar. Rahatsızız gerçekten. Neyse ki köpekler kısa sürede dağıldı. Kadının kıyafeti yırtıldı. İstanbul'da bir iş yerinin kepenk kumandasını kopyalayan yabancı uyruklu şüpheliler çelik kasadan yüklü miktarda para çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı. Yüzlerinde maske, başlarında şapkayla iş yerine girdiler. Çelik kasadan yüklü miktarda para çaldılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Üç şüpheli tekstil dükkanının kepenk kumandasını kopyaladı. Dükkanın boş olduğu saati bekleyip içeri girdi. Çelik kasayı açmayı başaran şüpheliler yüklü miktarda parayı çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine asayiş şube ekipleri çalışma başlattı. Yabancı uyruklu iki şüpheli, Bahçeli Evler ve Maltepe'de düzenlenen operasyonlarla kopya kepenk kumandasıyla birlikte yakalandı. Asayiş ekipleri 9.175 dolar, 660 avro ve 1.875 liraya da el koydu. Yabancı uyruklu iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Eylül ayında okulların açılmasıyla vaka sayılarının tekrar artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle 12 yaş üzerindeki çocukların hatırlatma dozlarını yaptırmasını öneriyor. Yaz aylarında Omikron'un alt varyantları nedeniyle hızla yükselen vaka sayıları düşüşte. Eylül ayında ise okulların açılmasıyla sayıların yeniden artma riski var. Toplumda 3 senedir aslında geçirmiş olduğumuz dönem açısından da virüsün çeşitli dalgalarını gördük ve hep değişik varyantlar gördük. Bu dönemde bu ayrımda bizim virüsün dolaştığını bilip ona göre değişimlerine de izin vermeden gitmemizde fayda var. Araştırmalar, Omikron'a yakalananlarda oluşan bağışıklığın kısa sürdüğünü gösteriyor. Bu bağışıklık, alt varyantlar BA.4 ve BA.5'e karşı da etkili değil. İlk baştaki o varyantlarla, Delta'ya kadar olan varyantlarda mücadele de çok fazlaydı ve antikor cevapları da çok yüksekti şu ana kadar gördüklerimizde. Ama Omikron daha hafif geçmesi ve bizim de belli bağışıklığımız olması sebebiyle biraz daha az bir immün sistemi tetikleyen bir hastalık şeklinde geçiyor ve oluşturduğu bağışıklık da çok uzun süreli gibi durmuyor. Uzmanlar Eylül ayı gelmeden 12 yaş üstü herkesin hatırlatma dozlarını yaptırmasını öneriyor. Özellikle çocukların okula başlamadan önce aşılarını tamamlamasında büyük fayda var. Şu anda zarar vermiyor diye düşünüp aşılarımızı eksik etmememiz lazım. Vermese de virüs dolaşıyor. Dolaştıkça da çoğaldıkça da bu değişiklikler ister istemez %100 olacaktır. Ve onların bize zarar vermesini engellemek için de bizim antikor cevabımızın yüksek olmasını bunu sağlamak için aşılar olmamız gerekir. Ve geçelim havanın durumuna. Yeni haftada ülke genelinde hava nasıl olacak? Sıcaklık nerelerde etkisini sürdürecek? Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? Detayları haberimizden izliyoruz. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren Ege ve Marmara'da yağış görülecek. Önümüzdeki haftada yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren yurdun kuzeybatısında yağışlı havanın etkisi altına girmesini bekliyoruz. Özellikle Marmara, Kuzey Ege ve zamanla da Karadeniz kesiminde yağışlar bu hafta boyunca etkili olacak. İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam Batı Karadeniz'de etkili olacak şiddetli yağış için uyardı. Yurdun kuzey kesimlerinin iç kesimlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Tokat'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetli olma ihtimaline sahip. Bu gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı meydana gelebilecek yıldırım, sel, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var.
Stratejiler internetten yapılan alışverişlerde tüketiciler bazen paketi açtığında hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Çünkü ürün kırık veya hasarlı çıkabiliyor. Kargo görevlisinden kontrol edilmeden teslim alınan bu ürünlerin iadesi ise oldukça zor oluyor. Peki kargoda hasara uğrayan eşya için tüketiciler nasıl bir yol izlemeli? Detayları haberimizde izliyoruz. Online alışveriş birçok kişinin tercihi. Ancak kargoyla gönderilen ürünler hasarlı çıkabiliyor. İnternetten monitör aldım. Açtıktan sonra gördüm ki monitör bozuk çıktı. Muhtemelen kargocu bu monitörü düşürmüş. O kırık çıkmış ama teslim alırken ben orada olmadığım için ona şey yapamadım yani. Zararınız karşılandı mı? Zararım karşılanmadı. İnternetten satın aldığımız ve hasarlı çıkan bu ürünler bazen bir mutfak eşyası, bazense teknolojik aletler oluyor. Bu noktada tüketicinin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var. Onların başında da kargo çalışanı gitmeden satın aldığımız ürünü kontrol etmek geliyor. Şayet teslim aldığı paket, beyaz eşya, elektronik eşya gibi değerli ürünlerin ambalajı olduğunu biliyor ve buna rağmen ambalajın dış görünümünde bir hasar tespit edebiliyorsa derhal bunu satıcıya bildirmeli. Kargo firması elemanı yanındaysa da tutanak tutturmalı ya da teslim almamalı. Peki kargo çalışanı paketi bırakıp gittiyse ne yapmak gerekiyor? Paketi açarken mümkünse zaman geçirmeden açsınlar ve videoya çeksinler. Bu videoda şayet hasarlı, kırık bir ürünle karşılaşırlarsa anında satıcıya bildirimde bulunsunlar. Firmayla ya da kargo şirketiyle sorunu çözemeyenlerin tüketici hakem heyetine başvurması gerekiyor. Ayrıca satın alınan eşya için taşıma sigortası yaptırılmasının da mağduriyeti ortadan kaldıracağı belirtiliyor. Prize takılı olan ve kapalı durumda bulunan cihazlar elektrik harcıyor. İçinde transformatör olan her cihaz ister kullanılsın ister kullanılmasın prizde kaldığı sürece elektrik tüketmeyi sürdürüyor. Türkiye'deki toplam elektriğin %5'i bu şekilde tükeniyor. Cep telefonu, tablet veya şarj cihazları. Evlerde kullanılan birçok elektronik cihaz kapalı bile olsa prizde takılı bekliyor. Ancak onların kapalı olması elektrik harcanmadığı anlamına gelmiyor. Ev ve iş yerinde prize takılı durumda bulunan ancak kapalı olan ya da kullanılmayan elektronik ürünler aslında tahmin edilenden daha fazla elektrik tüketimine neden oluyor. Bu durum Türkiye'deki elektrik tüketiminin %5'ini oluşturuyor. Yapılan araştırmalarda özellikle kullanılmayan şarj aletlerinin prize takılı oldukları anlarda çok az da olsa enerji çektiği belirlendi. Televizyonu normalde çekmek lazım. Ufacık ışık bile elektrik şeyi yapıyor. Onun için dikkat ediyoruz. Asla tutmuyorum. Kırmızı ışık yanmıyor televizyonumda, kettle'ımda mutlaka. Özellikle gece çıkarıyorum ya, fişlerini çekiyorum. Vatandaşlar dikkat etse de alışkanlıklar ya da unutkanlık sonucu birçok elektronik cihaz prizde bırakılıyor. Uyku modunda bekleyen televizyon ve ütü gibi cihazlar bunların başında geliyor. Her zaman takılı tutuyoruz. Doğru olmadığını veya sarfiyat anlamında yanlış olduğunu da biliyorum ama alışkanlık hep tutuyoruz yani. Bazen telefonum şarj olmuyor. Sürekli duruyor. Tamam, bunun hata olduğunu biliyorum ama unutuyorum, öyle kalıyor. Uzmanlar işi bittiğinde fişin prizden çıkarılması gerektiğini vurguluyor. Av yasağının sona ermesine kısa süre kaldığı 1 Eylül öncesi oltayla tutulan balıklar pazarda yerini almaya başladı. Hem tezgahlarda hem de balıkçılarda tatlı bir telaş yaşanıyor. Palamut, hamsi, barbun. Balık tezgahlarında yerini almaya başladı. Balık gelmeye başladı tabii ki. Perşembe günü itibariyle, ayın 1'i itibariyle sezon açılıyor. Av yasağının sona ermesine sayılı günler kala olta balıkçılarının tuttukları balıklar tezgahlarda. Ama gözler yasağın sona ereceği 1 Eylül'de.
Balıklar tezgahlara yavaş yavaş düşmeye başladı ancak 1 Eylül itibariyle balık tezgahları şenleşecek, bollaşacak. Yine tezgahlarda açılışı yapansa palamut oldu. Şu an palamut bir başladı, kendini gösteriyor. Bu sene palamuttan beklentimiz yüksek. Palamut bu yıl hem balıkçıların hem de palamut severlerin yüzünü güldüreceğe benziyor. Peki tezgahlarda fiyatlar nasıl? Palamut kendini gösterdi, geliyor. Şu an 70 lira bandına satılıyor. 70-75 lira boyuna göre satılıyor. Daha erken biraz daha için. Barbunu görüyorsun. Barbun biraz pahalı. 200-250 lira kilosu şu an. Onun yanında taze hamsi var mesela. Hamsi 80 lira şu an. İstavrit var. İstavrit de aynı 80 lira 70 lira bandına değişiyor. Sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında da gözle görülür düşüş bekleniyor. Dijital dünya gerçek hayattaki sosyalleşmeyi günden güne azaltıyor. Araştırmaya göre toplumun %66'sı internetin insanları birbirinden uzaklaştırdığını düşünüyor. Peki teknolojiden yararlanırken sosyal hayattan kopmamak için neye dikkat etmek gerekiyor? İşte cevabı. Birçok kişi yüz yüze konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ediyor. İhtiyaçlarına tek tıkla ulaşıyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz gün içinde. Uzaktan alışveriş yapabiliyoruz. Sosyal kaygısı olan kişiler özellikle online çevrim içi bir şekilde daha fazla, daha rahat etkileşim içine girebiliyorlar. İnternette biriyle konuştuğunda rahatça konuşabiliyorsun ama gerçek hayatta zorlanabiliyorsun yani yüz yüze konuşup şöyle falan yapmaya. Birçok kişi ise teknolojinin insanları birbirinden uzaklaştırdığı görüşünde. Bir kafeye gittiğimiz zaman olsun, arkadaşlarla oturduğumuz zaman olsun artık daha çok birbirimize değil de telefonlara bakar olduk. Yaşlılarımız bayramlarda bekliyorlar ki elleri öpülsün, gelsinler, torunları, çocukları onları ziyaret etsinler. Oysa Facebook'ta bayram kutlamaları, özel günler, önemli haberler paylaşılıyor, bitiyor, gidiyor. Araştırmalara göre her 10 kişiden 4'ü teknoloji geliştikçe insan ilişkilerinin azaldığını düşünüyor. Peki hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen teknoloji toplumu asosyalleştiriyor mu? Bundan korunmak mümkün mü? Sosyal hayatımızı, insan ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Çalışmalarda böyle gösteriyor. Etkileşimlerin azaldığını gösteriyor. Bundan korunmamız için de önce kendimizden başlayarak, etrafımıza da belki örnek olarak, aile içinde çocuklara örnek olarak ekran kısıtlaması, teknoloji kısıtlamasını getirmekte fayda var. Dijital çağın avantajlarından yararlanırken sosyal hayattan kopmamak için kişinin kendisine teknolojiden uzak saat dilimleri belirlemesi öneriliyor. Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu RASAT 11 sene sonunda görevini başarıyla tamamladı. TÜBİTAK uzay yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek istiyorsak uzay alanında gayret göstermek mecburiyetindeyiz dedi. 3 yıllık ömrü olacak diye tasarladığımız bir ürün 11 yıl boyunca bir şekilde ülkemize hizmet etti. Milli güvenliğimizle ilgili çok hassas noktalarda işlevler gördü. 11 yıl önce TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yerli ve yer gözlem uydusu RASAT görev süresini doldurdu. Bu süre boyunca RASAT'ın kamerasıyla 13.362 kare görüntü kaydedildi. 12.025.800 kilometre karelik alanın görüntüsü hizmete sunularak çok geniş bir uydu görüntü arşivi ülkeye kazandırıldı. TÜBİTAK uzay yerleşkesinde RASAT için düzenlenen 11. yıl dönümü kutlamasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Eğer biz kendi milli politikalarını uygulayabilen tam bağımsız bir Türkiye inşa etmek istiyorsak uzay alanında büyük bir gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Bu işlere aceleyle ama kararlılıkla devam etmemiz lazım. RASAT'ın çektiği ham görüntüler işlendikten sonra şehir bölge planlama, ormancılık, tarım, afet yönetimi gibi alanlarda kullanıma sunuldu. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı görüntü işleme portalına da aktarıldı.
RASAT uydusuyla edinilen altyapı, bilgi birikimi, yetişmiş insan kaynağı ve tecrübe sayesinde Göktürk 2 projesi başlatıldı. Milli ve yerli olarak gerçekleştirilen bu iki uydu projesi, Türkiye'nin uzay alanında farkındalığının artmasında çok büyük katkılar sağladı. Büyük Taarruz 100. yıl dönümünde çok sayıda etkinlikle kutlanıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden Afyonkarahisar'a giden motosikletçiler Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de toplandı. Zaferin kazanılmasında önemli rol oynayan 5. Süvari Kol Ordusu'nun izlerini takip etti. Süvari'nin izinden gittiler. Motosikletleriyle Büyük Taarruz'da verilen mücadele sonucu kazanılan zaferi selamladılar. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 250 gönüllü motosikletçi 100. yılında Büyük Taarruz'u anmak ve zaferin rotasını takip etmek için Kocatepe'de bir araya geldi. Süvari'nin izinden adlı etkinlikte motosikletçiler Büyük Taarruz'un kazanılmasında büyük rolü olan 5. Süvari Kol Ordusu'nun anısına sunuş yaptı. Rota zorlu ama bizim için burada ne zorluklara katlanmış, atalarımızın, dedelerimizin zorluklarına karşı bizim yaptıklarımız hiçbir şey. Bunları gururla biz de çocuklarımıza bırakmak için yapıyoruz. Sürücüler Kocatepe'den başlayarak Türk milletinin geleceğini belirleyen yolculuğu canlandırdı. Tüm kulüplerin katılması için çaba gösteriyoruz. Bireysel katılımcı da çok. Büyük Taarruz'un geçtiği saha çok önemli bir saha. Cephe içerisinden geçtikten sonra Ahır Dağı'na, Çiğiltepe ve Ahır Dağı süvarinin geçiş noktası Ahır Dağı'dır. Ahır Dağı geçişini birebir izleyerek süvarinin yapıyoruz. Yolculuk, işgalcilerin direnişinin kırıldığı Çiğiltepe ve Tınaztepe hattında devam etti. İki gün sürecek etkinlikte demir atlıların yolculuğu Dumlupınar'da son bulacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütçüleri Mersin'in Erdemli ilçesinde buluştu. 16 ilden 120 sporcunun katıldığı etkinlikte gökyüzünde Türk bayrakları açıldı. Ulusal zaferi adrenalin dolu bir etkinlikle kutladılar. Mersin'in Erdemli ilçesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütçülerini ağırladı. Erdemli Belediyesi ile Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen etkinliğe 16 ilden 120 sporcu katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, zafer ruhu ile burada uçmuş olmak bizlere ayrı bir onur veriyor, ayrı bir mutluluk veriyor. Bütün sporcularımız bunun bilincinde ve çok mutlu bir şekilde burada uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Yukarıdayken bayrağı açtıktan sonra özellikle bir bayrağı kontrol ettiğimiz nokta var. Bayrak tam açıldı mı? O bayrağın tam dalgalandan gerçekten çok muhteşem bir his. Gökyüzüne zafer ruhunu taşıyabildik. Etkinliğin yapıldığı Akpınar Köyü'ndeki Göktepe mevki paraşütçülerden tam not aldı. Take off çok güzel. İniş alanı gayet güzel. Emeği geçen herkese biz çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğe Akpınar Köyü sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Çok güzel. Çok güzel seyrediyoruz aşağıya indiğiniz zaman onlara. Nasıl cesaret ediyorsunuz da çıkıyorsunuz böyle havalara bilmem. Göktepe mevkii ilerleyen yıllarda da yamaç paraşütçülerini ağırlamaya devam edecek. Ordu'nun Perşembe Yaylası'nda sıcak hava balonu uçuşları başladı. Menderesleriyle ünlü yaylaya giden turistler muhteşem manzarayı havadan seyretme imkanına kavuştu. Türkiye sıcak hava balonu trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. İklim şartlarının elverişli olması balon uçuşlarını cazip hale getiriyor. Balon denilince ilk akla gelen yer peri bacalarıyla ünlü Kapadokya. Son yıllarda yayla turizmiyle adından söz ettiren Ordu da bu alanda payını artırmak için harekete geçti. 2 yıldır Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız çalışmalar olumlu neticeler verdi. Ve dolayısıyla şimdi Türkiye'nin sayılı balon turizminin yapılacağı yerlerden biri olarak da Aybastı'nın Perşembe Yaylası, Menderes'e ile tanınmış Perşembe Yaylası'nı balon turizmiyle renklendireceğiz.
Eşsiz doğasıyla her yıl yerli yabancı on binlerce misafiri ağırlayan yaylada turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor. 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda yapılan deneme uçuşları başarıyla gerçekleştirildi. Artvin'de Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası düzenlendi. 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada 68 boğa kıyasıya mücadele etti. Şampiyon boğanın sahibi tam 40 bin lira ödül kazandı. Boğasına güvenen arenaya getirdi. 68 boğa Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti. Artvin Kafkasör Yaylası Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından 68 boğa arenaya getirildi. Rize'nin, Çamlıhemşehir'in de boğaları var, Erzurum bölgesinden de boğaları var. Kıyasıya mücadelelerle geçiyor. Her yıl olduğu gibi adından çok söz ettiriyor Türkiye Şampiyonası. Bu işlerde emek eden kim varsa hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yıl beşincisi düzenlenen güreşler Büyükler ve Yıldızlar grubunda 9 kategoride gerçekleşti. Boğalar arenaya çıkmadan önce sivri boynuzları törpülendi. Doping kontrolünde idrar testine tabi tutuldu. Kıran kırana geçen güreşler nefesleri kesti. Kendi kategorisinde kazanan boğaların sahipleri de arenaya çıktı. Karadeniz uşakları horon teperken Ege'nin efeleri harmandalı oynadı. Egeliler Karadeniz'i, Karadenizler Ege'yi tanıdı. Çok güzel ikinlikler oluyor. Çok pehlivan boğalarımız var. Tabii burada serin havayı seviyor Karadeniz bölgesinin boğaları ama bizim Aydın tarafında tam tersine. Bizim şu an Aydın 40-45 derece civarında. Türkiye şampiyonu olan boğa sahibine tam 40 bin lira kazandırdı. Toplumda nefret söylemleri çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Gelişim çağında buna maruz kalanlar ilerleyen yıllarda nefret söyleminde bulunabiliyor. Bu konuda da eğitim ailede başlıyor. Uzmanlara göre çocuklara farklılıklara karşı saygı duymaları öğretilmeli. Nefret söylemi, bu kavram son dönemlerde çok sık dile getiriliyor. Dil, din, etnik kimlik, yaş ve cinsiyete yönelik ön yargılı ve saldırgan ifadeleri anlatmak için kullanılıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan bu eylemler bazı durumlarda suçla sayılabiliyor. Gelişim çağındaki çocuklarda nefret söylemine şahit olmak travmalara yol açabiliyor. Bunun için 0-6 yaşlık dönem çok kıymetli. En basiti parka götürdüğümüzde çocuğumuzu parktaki çocukları bile kategorize ediyoruz. Onunla oynama, onun yanına gitme, bak o çok hareketli sana vurur gibi çocukların zihninde bir takım kategoriler oluşturuyoruz. Uzmanlara göre çocuğun nefret söylemlerine karşı eğitimi ailede başlıyor. Öncelikle çocuklara farklılıklara karşı saygı duymayı öğretmek gerekiyor. Önce anne babasından görecek saygı duymayı, hem fikirlere hem insanlara saygı duymayı ki çünkü saygı duyabilirsek saygı görebiliriz. Bu felsefede çocuklarımızı büyütmemiz gerekiyor. Anne babanın çocuğu dinlemesi de önemli. Fikri sorulmalı, düşüncesine önem verilmeli. Çocuğa fikrini sorduğumuzda bu çok saçma, olur mu ya böyle bir şey, saçmalama dediğinizde bile aslında onun fikrine karşı olumsuz bir tepki veriyorsunuz. İşte düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, fikirlere saygı gösterme, bunlar çok önemli. Ebeveynlere çocukların farklı fikir ve eylemlerine sert tepki göstermemeleri de tavsiye ediliyor. Galler Prensesi Diana'ya ait olan bir otomobil daha İngiltere'de düzenlenen müzayedede satışa sunuldu. Trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın 1985-1988 yılları arasında kullandığı araç 650 bin sterline alıcı buldu. Galler Prensesi Diana'ya ait bir otomobil daha açık arttırmada satıldı. 1985-1988 yılları arasında Prenses Diana tarafından kullanılan araba İngiltere'deki müzayedede 650 bin sterline satıldı. Silverstone müzayede evinin satışa sunduğu araç İngiltere'deki bir kişi tarafından alındı. Yaklaşık 40 bin kilometrede olan aracın Galler Prensesi için özel olarak üretildiği,
türünün tek siyah örneği olduğu belirtiliyor. Otomobilde ayrıca güvenlik ekibinin kullanması için ikinci bir dikiz aynası bulunuyor. Dayana'nın sahibi olduğu bir diğer otomobilde geçen yıl Haziran ayında açık arttırmada 52 bin sterline satılmıştı. İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında olan Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası geçirmiş, 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Egzoz gazından fotosenteze. Japonya'da bir elektrik santrali egzoz gazından alınan karbondioksidin tarımsal amaçlar için kullanımını test etmeye başladı. Egzoz gazı soğutuluyor, yüksek saflıkta karbondioksit elde ediliyor. Bu karbondioksit bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılıyor. Japonya'nın Hiroşima kentindeki santralde egzoz gazını soğutan ve yüksek saflıkta karbondioksit elde eden bir sistem kuruldu. Geliştirilen sistemle günde yaklaşık 300 kilogram karbondioksit elde ediliyor. Toplanan karbondioksit borularla seralara gönderiliyor. Seraya salınan karbondioksit domates ve çileklerin fotosentezine yardımcı oluyor. Uzmanlar uzun vadede sistemin geliştirilmesiyle elde edilen karbondioksitin ormancılık endüstrisinde de kullanılabileceğini belirtiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Barajı kıyısında doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için ağaçtan bungalovlar yapıyor. Kalabalık ve gürültüden uzak tatil mekanı yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Şehirden uzakta doğayla iç içe Atatürk Barajı'nın eşsiz mavisiyle huzur veren bir ortam. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı'nın kıyısına 11 bungalov inşa ediyor. Bungalovlarımızda Fırat seyredeceğiz. Yine bungalovlarımızda Şanlıurfa'da güneşin batışını seyredebileceğiz. Yeşillikler içerisinde doğayla baş başa insanlarımıza mutlu bir ortam hazırladık. Burada aileleriyle inşallah hem gecenin hem sabahın hem günün çeşitli saatlerin keyfini çıkarabilecekler. Bozova ilçesine bağlı 3400 metrekare alanda kurulan bungalov tipi evlerin içinde mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor. Şehrin iklimine uygun tasarlanan projede veranda benzeri mini balkonlar da yapıldı. Baraj kıyısına kurulan evler doğanın içinde tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri yakın zamanda ağırlamaya başlayacak. Yıldız fotoğrafçıları Giresun Gölyanı Yaylası'nda bir araya geldi. Çadır kurup havanın kararmasını bekleyen 70 fotoğrafçı en güzel anı görüntülemek için deklanşöre ard arda bastı. Giresun'da Doğa Sporları Kulübü, Fotoğraf Sanatı Derneği ve Gezgin Fotoğrafçılar Derneği Gölyanı Yaylası'nda buluştu. Kampa Giresun'un yanı sıra Antalya, İstanbul, Yozgat ve Tokat'tan fotoğrafçılar da katıldı. Yıldız fotoğrafçılığın da ötesinde bir doğa bilgisi, bir kamp bilgisi, bir meteoroloji uzmanlığı isteyen multidisipliner bir alan. İnsanlar genelde gündüz doğada olup keyif alır. Biz tam tersi gece doğadayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin teması Yıldızlar Altında Giresun Yıldız Fotoğraf Kampı oldu. Çadır kuran 70 fotoğraf tutkunu havanın kararmasını dört gözle bekledi. Ardından objektiflerini gökyüzüne doğrulttu. Önce acaba bunu başarabilir miyim ya da o düşünce vardı, fakat o objektifte Samanyolu sanki avuçlarınızın içine düşüyor. O an ya da bir yıldızın kaydığını gördüğünüz zaman o kadar çok mutlu oluyorsunuz ki yıldızlarla sanki bir an kendinizi uzayda zannediyorsunuz. Fotoğraf tutkunları en iyi açıdan görüntü almak için farklı konumları gezdi. 1530 metre yükseklikteki yaylada Samanyolu galaksisinin güzellikleri ölümsüzleştirildi. En eski Türk çalgısı kopuzuyla ülkesi Kazakistan'ı dünyaya tanıtıyor. Kazak sanatçı Akyerke Tajibayeva kopuzla çaldığı eserleri sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Dinleyenlerin büyük beğenisini topluyor. Kopuz Türklerin en eski milli çalgısı, ancak geçen zamanla giderek tanınırlığı azalıyor.
Kazak sanatçı Akyerke Tajibayeva hem Kazakistan'ı hem de kupuzu sosyal medya üzerinden dünyaya tanıtıyor. 8 yaşından bu yana müzik eğitimi alan Tajibayeva, Kazakistan'ın turistik yerlerinde kupuz çalarak yaptığı çekimleri sosyal medyada paylaşıyor. Sadece geleneksel değil, modern besteler de icra ediyorum. Hem kupuzu hem de Kazakistan'ı tanıtmak için ülkenin en tanınan şehirleri ve turistik yerlerinde çekim yapıyoruz. İzleyicilerden güzel tepkiler alıyorum. Türkiye'ye 12 yaşında 23 Nisan kutlamaları için ilk kez gelen Tajibayeva, Anadolu türkülerini de kupuzuyla çalmaktan büyük keyif alıyor. Türkiye'de çok sayıda hayranım var. Türküleri seslendirmemi isteyenler sosyal medya üzerinden taleplerini iletiyorlar. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de çekim yapmayı planlıyorum. Tajibayeva daha önce defalarca konser verdiği Türkiye'yi ikinci vatanı olarak görüyor. Osmaniye'de öğretmenlik yapan Halil İbrahim Tamer tam 15 yıldır yaptığı kan bağışlarıyla onlarca kişiye hayat verdi. Her yıl 3-4 kez Türk Kızılay'a bağış yapan Tamer dokunduğu hayatlarla milyonlara örnek olmak istiyor. 15 yıl önce ameliyat masasındaki yakınının yardımına koşan bir bağışçıdan etkilendi. O günden beri kan bağışı yapıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğretmenlik yapan Halil İbrahim Tamer, sağlığına kavuşmayı bekleyenlere kan bağışıyla destek oluyor. Hayatının belki en zor dönemimizde olan bir rahatsızlığından dolayı insanlara, hiç tanımadığım insanlara, hayatımda belki de hiç görmeyeceğim insanlara kan vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Savrun, Şehit Mustafa Çiğlioğlu Anadolu Lisesi'nde müdürlük yapan Tamer, 15 yıldır aralıksız bağışta bulunuyor. Her yıl 3-4 kez kan bağışlayan yardımsever öğretmen 50. kez Kızılay'ın yolunu tuttu. Her gelmemde buradaki arkadaşlar, görevli arkadaşlar beni heyecanla karşılıyorlar. Hocam hoş geldin diyorlar, yine geldin diyorlar. Ben de açıkçası buradaki görevli arkadaşların o güler yüzlü karşılamalarından dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Türk Kızılay'ın her kampanyasına destek veren Tamer, teşvik ettiği arkadaşlarıyla da kan bağışına katkıda bulunuyor. Biz sizleri çok seviyoruz. Bu haberle birlikte hem ana haberin hem de bugünkü birlikteliğimizin sonuna geliyoruz. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.